Merhabalar arkadaşlar ben Gökhan Bulut. Çağdaş şarkıcılık üzerine başlattığımız serinin bir videosunda daha karşınızdayım. Geçen haftaki videomda sesi öne alma ve sesin parlak çıkmasıyla etki eden faktörler üzerine konuşmuştuk. Bu hafta da faktörlerden ağız açıklı ve ağız şekli üzerine biraz bilgi vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki bizim mesleğin asıl parladığı, asıl kendini bulduğu yer sahne ve sahnede solistleri izlerken hepimiz görmüşüzdür ki solistler... Belli şarkıların duygularını vermek için seslerde aradıkları tınılara ulaşmak için çeşitli farklı farklı ağız şekilleri kullanıyorlar. Ağızlarını farklı farklı şekillerde açarak ses oluşturmaya çalışıyorlar. Veya dediğim gibi bugünkü videoda ağız açıklığının ve ağız şeklinin ses rezonansına dolayısıyla ses parlaklığına ve kapalılığına etkisi üzerine biraz konuşacağız. Daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Birazdan geliyor. Aa. Ağız açıklığının rezonansı etkisini direkt anlayabilmek için aslında orkestrada kullanılan bakır sazları bir gözümüz önüne getirmek yeterli oluyor arkadaşlar. Şimdi ses oluşumunda şöyle bir basite indirgeme yapabiliriz aslında. Nefes sistemimize, nefes desteğimize güç kaynağımız dersek, sesi oluşturduğumuz larynximize piramfimiz dersek ve kafamıza, ağzımıza ve o rezonans bölgesi olarak kullandığımız yerlere de kabinimiz dersek kabinimizin yani çıkışımızın şekli sesimizin nasıl rezone olduğunu direkt etkiliyor. Şöyle bir örnekle düşünelim. Normal bir trompeti düşünün ve ucuna muted ağızlık takılmış bir trompeti düşünün. Ya da daha bazı enstrümanların daha büyük ağız açıklıklarına sahip olmalarını düşünün. Aslında insan sesi oluşturmakta benzer prensipler üzerine çalışıyor. Sonuçta sesin çıktığı açıklığın boyutu şekli gerçekten çok önemli bir hal oluyor. Ve şimdi sıklıkla karşılaştığımız ağız şekillerine ve bunların rezonansı etkilerine bir bakalım. Ağız şekillerinden bence en önemlisi olan doğal ağız şekliyle başlamak lazım öncelikle. Çünkü o bütün farklı ağız şekillerinden söz ederken öncelikle doğal ağız şeklimizde düzgün ses oluşturabildiğimizden emin olmamız gerekiyor. Yani aslında kuralımız şu olacak. Ses aralığımızın tümünde doğal ağız şeklimizle Seslerin hepsini rahatça ve düzgün bir şekilde çıkartıyor biliyor olmamız gerekiyor. Aksi halde ses aralığımızın belli bölgeleri belli rezonanslarla kısıtlanmış durumda kılıyor. Yani mesela falanca kişinin tizleri hep parlak çıkıyor. Falanca kişinin pesleri çok boğuluyor. Falanca kişinin tizleri çok boğuluyor. Yani aralığımızın her yerinde natürel olan ağız pozisyonumuzla notaları çıkartabiliyorsak duygu anlatımının gerektirdiği şekillere sokarak oracı sırda ağzımızın şeklini İşimizi daha kolaylaştırabiliyoruz aslında. Bu yüzden de egzersiz yaparken yani şarkıcılık üzerine çalışmalar yaparken doğal ağz şeklinizle yapmaya çalışın. Bu şekilde oturtmaya çalışın egzersizleri. Ve böylelikle gerektiğinde ağz şeklimizin rezonans etkisini kullanarak da hikaye anlatıcılığımızı yani duygu iletme performansımız için yeni bir araç elde etmiş oluruz. Bu farklı ağz şekilleri gerekli gördüğünüzde size teknik veya duygu iletimi anlamında farklı faydalar sağlayacak şekilde araçlara dönüşmüş olurlar böylelikle. da benim sıkça karşılaştığım sırıtma ya da gülme olarak adlandırdığım ağız pozisyonu var. En sık karşılaştığım ağız pozisyonu olabilir bu. Bu ağız pozisyonu özellikle şu arkadaşlar. Aslında birazcık gülüyormuşuz gibi ağzımızı yana doğru genişlettiğimiz bir ağız pozisyonu. Ses oluştururken mesela A yapmak yerine A yaptığımız bir ağız pozisyonu. Elbette burada Gülerek, sırıtarak şarkı söylemek ses oluşturmanın yanlış olduğunu söylemeye çalışmıyorum ama bunun doğal olarak geliştiği yerler önemli. Doğal olarak geliştiği zaman kullanılması daha verimli, daha estetik değerler katıyor şarkıcılığımıza. Mesela doğal yolla tınlamayan seslerimizde ağız açıklığımızı yana doğru genişleterek yani gülerek ulaşmaya çalışmak aslında ses aralığımızı hem yapaylaştırıyor hem sıkıştırıyor bence. Benim görüşüm bu yönde. O yüzden doğal şekilde çalışalım ki pozisyonlara ağız açıklığımız ekstra katkı sağlayabilsin. Sese gerçekten ağzı çıktığını yana doğru büyütmek parlaklık etkisi kazandırıyor. Birazcık sertlik etkisi kazandırıyor ve bu mikrofonik olarak ilgi çekici olabiliyor ama dediğim gibi dengeyi çok iyi kurmak gerekiyor bunu yaparken. Yani sonuç olarak doğal halinde genişleyen, gerektiği yerde genişleyen bir yanal büyüme çok faydalı olabiliyor bizim için. Şimdi bir örneğini yapalım bunun. Güne başladım ve sakin sakin anladım ve daha üç adım attım şu nereden bulup fırlatın. Sırada ise bir önceki ağız açıklığının tam tersi olan aslında ağzı kapatma, büzme, daha kapalı şarkı söyleme durumu var. Bu ağız şekli sesi daha kapalı, daha karanlık hale getiriyor aslına bakarsanız. Ve aynı zamanda sesin esnekliğini de bir hayli arttırıyor bu ağız açıklığı. Zaten bazı sesli harfler de bizi ister istemez bu pozisyona sokuyor. U, O gibi heceler gibi. Bu ağız şeklini daha çok operacılarda görebiliyoruz. Yani daha çok klasik şen kökenli şarkıcılarda görüyoruz. Çünkü güçlü bir ses oluşturuluyor, esnek bir ses oluşturuluyor, kontrollü bir ses oluşturuluyor. Sesin parlak ya da karanlık olması duygusal eğitim açısından önemli bir faktör olduğuna göre bu ağız şeklinde aslında üzerine önemli durulması gereken bir ağız şekli. Çünkü gerçekten çok kolay bir şekilde hizmet edebiliyor bize. Ve tabii ki hepsi gibi biraz abartıldığında ya da sürekli hale geldiğinde Ameyane tabiriyle biraz kabak tadı veriyor gibi hissettiriyor. Bunun için de bir örnek yapalım şimdi. Güne başladım ve sakin sakin amladım Ve daha üç adım attım Şüpheyi nereden bulup fırlattın. Ve sıkça karşılaştığım ve benim de geçmişte tak taklit etmeye çalıştığım, bilmeden taklit etmeye çalıştığım ağız şekline geldi sıra. Bu ağız şeklinin bir ismi yok ama şöyle özetleyebiliriz. Aslında üst dudağın burnuna doğru kaldırılarak şarkı söylenmesi. Yani şu hareketin yapılarak şarkı söylenmesi durumundan söz ediyorum. Bunu birçok şarkıcıda görüyoruz. Özellikle R&B pop şarkıcılarında çok fazla görürüz bunu. Çünkü sese hem esnek bir özellik katıyor hem de ses yumuşak bir hale geliyor. Hem parlak oluyor parlak yumuşak ve esnek bir sese sahip olmuş oluyoruz. Çünkü dudaklarımızı yukarıya kaldırdığımız zaman aslında nazal rezonansı işin içerisinde birazcık daha fazla katmış oluyoruz. Dikkat ederseniz ses oluşumunda dudaklarınızı kaldırdığınız anda nazallığı biraz daha duymaya başlarsınız. Bu bize nazal rezonans kontrolü sağlıyor ve böylelikle daha kafasisi pozisyonundaki notalar için nazal rezonansı biraz eklediğinizde yumuşak, parlak, çok sert olmayan bir tını elde etmiş oluyorsunuz. Bunu da hemen bir örneklendirelim şimdi. Güne başladım ve sakin sakin anladım Ve daha üç adım attım Şüpheyi nereden bulup fırlattın Sırada ise isimlendirmekte zorlandığım ama YouTube'da falan birkaç kaynakta belt yüzü olarak gördüğüm ağız açıklığı şekline geldi. Şekli size yapayım. Bu şekli tanıyorsunuzdur. Bu şekli özellikle rock şarkıcıları da çok fazla görmüşsünüzdür. Ya da diva olarak adlandırılan pop şarkıcıların da çok fazla görmüşsünüzdür bu ağız açıklığını. Burada açık ve geniş olan ağız bir kere parlaklık sağlıyor. E Üstüden yukarıda olmuş olması bir nazal rezonans kontrolü sağlıyor. Dil pozisyonu ise dilin arka tarafı büyüdüğü için sesin istediğimiz kadarından istediğimiz kadarının ağzımızdan çıkmasına istediğimiz kadarının da kafamızın içerisinde rezone olmasını sağlıyor. Aslında belte benzer bir pozisyon tutmuş oluyoruz. Yani ses sonuçta belting özellikleri kazanmış oluyor. Ya benim çok bu benim çok sevdiğim bir stil aslında bakarsanız ama her stilde olduğu gibi çok fazla abartıldığı zaman bu da sıkıcı hale gelebiliyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Registrınızın kalın yerlerinde bile bu şekilde şarkı söylüyorsanız tizlere doğru gitmeye başladıkça artık hem yorgunluk hissi bilir. Kullanılması zor atletik bir pozisyon aslında bu. Her notada kullanmak için atletik bir pozisyon. O yüzden ihtiyacımızın olduğu belli başlı mesela çok tiz yerde ses tutmamız gereklidir ya da zorlayıcı bir notada lezzetli bir tat elde etmeye çalışıyoruz, çalışıyoruzdur. Bu pozisyon o zaman avantajlı oluyor bizim için ama registrınızın her yerinde bu şekilde şarkı söylediğimiz zaman hem dinleyiciye duygu iletimi konusunda daha sert, daha kırbaçla vurur gibi bir ifade vermiş oluyorsunuz. Yani anlatmak istediğiniz şeyi belki eksik anlatabilirsiniz. Hem de tınısal anlamda her yerde doğru tınlamıyormuş gibi geliyor bana. Bu benim dediğim gibi özellikle peslerde çok fazla kullanıldığı zaman tizlere doğru gittikçe yorgunluk hissini arttırıyor. Sesin sıkışmışlık hissini arttırıyor. O yüzden dengeli bir kullanımı öneriyorum. Bunu da bir örneklendirelim nasıl olduğunu. Güne başladım ve sakin sakin anladım ve daha üç adım attım. Şüpheyi nereden bulup fırlattın? Arkadaşlar bu videodaki temel amacım şu pozisyonu idir, şu pozisyon közdür, aman şu pozisyonu yapmayın ya da şu pozisyonu sürekli kullanın demek değil. Sık karşılaşılan ağız şekilleri üzerinden bunun rezonansı etkisini size anlatmaya çalıştım aslına bakarsanız. Arkadaşlar 19.000 aboneye ulaştık ve bundan sonra da Ufuk'la haftada bir belki bir canlı yayın yapmayı düşünüyoruz YouTube üzerinden müzik teknolojileri ve müzik gündemi üzerine haftalık konuları konuşmak istiyoruz. Yani aslında aramızda yaptığımız muhabbeti içine birazcık da sizle katmak istiyoruz. Bunun duyurularını Instagram'dan yapacağız. Bunların hepsi sayenizde oluyor arkadaşlar. O yüzden videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Bu videoların devam etmesini istiyorsanız da kanala abone olun. Ben Gökhan Bulut. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Güne başladım ve sakin sakin anladım Ve daha üç adım attın Şu beyi nereden bulup fırlattın